İnsan ömrü ne kadardır? 60 yıl mı? 75 yıl mı? Kafkasya, Japonya'nın Okinawa adasında olduğu gibi 120-140 sene mi? Ne kadar? Her ne kadarsa değişmeyen bir şey var. İnsanoğlu aslında 140-150 yıl yaşayabilecek büyük bir potansiyele sahip. Ancak erkek ve kadın yaşam süresi açısından ciddi bir fark ortaya koymakta. Ortalama 6-7 yıllık bir fark var. Örneğin İskandinav ülkelerinde 82-88, İngiltere'de 81-87, İsrail'de 80-86 olan, Türkiye'de yakın zamanlarda 57-63 olarak kabul ediliyordu. Fakat Türkiye'de de sosyoekonomik şartların düzelmesi ve diğer birçok faktörle birlikte ortalama ömür 62-68'e yükseldi. Hala Avrupa ortalamasının oldukça altındayız. Örneğin Ruanda'da ortalama yaşam süresi 37 yıl. Kıta Afrikası'nın en büyük problemlerinden bir tanesi enfeksiyon hastalıklar ve özellikle AIDS. Öyle ki Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 vatandaştan birinde bu almost always dedikleri gibi yabancıların hemen hemen daima zenci yani siyah derili popülasyonda bu rakam çok çok yüksek bir orana ulaşmakta. Yani kıta Afrikası'nın başta AIDS olmak üzere ömrünü tüketen enfeksiyon hastalıkları dikkatimizi çekiyor. Avrupa'da da en son ülkelerden biri maalesef güzel ülkemiz Türk insanları. Bizim ömrümüz şu an için istatistiklere göre Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde. Tabii ki bu ortalama ömür kavramını geliştirmek için yapılacak çok şeyler var. Onlardan bir tanesi her şeyden önce kişinin kendi yapacağı bir şey. 70'li yıllarda başbakanlık yapmış olan değerli hocamız İstanbul Tıp Fakültesi'nin fizyoloji bölüm başkanı Profesör Doktor Sadi Irmak derdi ki insan damarlarının yaşındadır. Damarlarının yaşı kavramı bizim önümüze çok önemli bir konuyu getirmekte. Acaba yaş dediğimiz olay nasıl bir şey? Nasıl 60-70 yaşında olup 40-50 gösteren? Nasıl 25'inde 30'unda olduğu halde çok daha fazla gösteren? Yani biyolojik, gerçek ve damarsal yaşı farklı olan insanlar nasıl bu denli bir farklı yelpazeyi gündeme getirebilmekteler? İşte burada gerçekten önemli olan kavramlardan bir tanesi de damar yaşı. Damar yaşı deyince uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Sağlıklı yaşam açısından damarımızı tanımak, kendimizi tanımakla eş değer bir kavram. Bu konulara sık sık temas edeceğiz.